Merhaba arkadaşlar. Arsa eğitimimizin 6. bölümü olan emsal ile devam ediyoruz. Bir önceki bölümde sihirli plan notlarını anlatmıştık. Plan notları bize hatırlarsanız şöyle olursa şu kadar emsal artar, böyle olursa bu kadar artar gibisinden bilgiler vermekteydi. Yapılaşma şekillerini ve şartlarını da beraberinde söylüyordu. İşte bu dersimizin konusu da orada belirtilen emsalin ne demek olduğu, emsal hesaplarının nasıl yapıldığı, hangi çeşitlerinin ve gösterim şekillerinin olduğu gibi konulara değineceğiz. Emsal hesabı bir arsacının bilmesi gereken en temel olmazsa olmazıdır. Artık imar durum bilgileri hemen hemen Türkiye genelinde istisnalar hariç internetten ulaşılabilir seviyeye gelmiştir. Bir arsanın emsal bilgileri elimizde ise o arsanın inşaat alanını da hesaplamak elimizde demektir. Emsal hesapları yapılırken en çok dikkat etmemiz gereken hususlardan biri arsanın imar parseli olup olmadığı, yapılaşma şekli ve imar durum bilgisidir. Şöyle ki eğer arsa imar parseli değilse verilen emsal değeriyle işlem yaparak inşaat alanına ulaşma imkanımız yoktur. Öncelikle bu arsanın imar parseli haline geldiğindeki alanda metresi hesap edilecek ve ondan sonra emsal hesabına geçilmesi gerekmektedir. Diğer yandan imar durum bilgisiyle yapılaşma şekli de ilgili arsanın bahçe nizam, kütle nizam olduğuna göre inşaat alanı hesaplaması değişeceği için ayrıyeten önem arz etmektedir. İlerleyen safhalarda bunlarla ilgili örnekleri gördükçe konu daha iyi anlaşılacaktır. Emsal dediğimizde aslında KAKS olarak bilinen kat alanları kat sayısını kastediyoruz. KAKS bir arsaya yapılabilecek toplam net inşaat alanını belirler. Temiz imar parseli halinde bulunan arsanın imar planına göre verilen izni olan emsal değeriyle çarpımı neticesinde hesaplanan alana net inşaat alanı denir. Değişik türden hesaplama yöntemleri mevcuttur. KAKS ile beraber bir de TAKS alanımız vardır. TAKS dediğimiz ise taban alan katsayısıdır. Bir yapının arsa alanının ne kadarlık kısmına oturacağının bilgisini bize veren değerdir. TAKS ve KAKS alanları birbirinin oranlaması ile de bulunabilir. Şöyle ki TAKS'ı 0,30 olan 3 kat inşaat müsaadesi verilen bir arsanın KAKS alanı TAKS çarpı 3. Yani 0,30 çarpı 3, 0,9 emsaldir diyebiliriz. Bunun tersi hesabı ile de KAKS alanını ve kat yüksekliği verilmiş bir arsanın da TAKS alanını bulabiliriz. Mesela 0,50 emsal 2 kat müsaadeli bir arsanın TAKS alanı 0,50 bölü 2 eşittir 0,25 olarak TAKS'ını bulabiliriz. Ekranda taban oturumu 0,25 kat müsaadeli bir bina TAKS'ı 0,20, KAKS'ı 1, kat müsaadesi de 5. Mavi ile taksı 0,30, 3 kat müsaadeli, kaksı 0,90 olan bir binanın hali görülmektedir. İlgilendiğimiz arsanın plan notlarında özel istisnai durum olmadığı sürece hesaplama durumu şekli böyledir. Daha önceki eğitimlerimizde de anlattığımız gibi AVAN projeye göre dendiğinde veya taban oturumu 0,20 0,50 arası gibi olabilir dendiğinde plan notlarına göre hesaplar yapacağımız ve ilgili belediyenin onayına tabi olacağımızı akılda tutmakta fayda vardır. Bunlarla beraber bir de brüt inşaat alanına değindikten sonra emsal örneklerine geçebiliriz. Brüt inşaat alanı yapıya dair holler, balkonlar, asansörler, merdiven ve yangın merdivenleri, toplantı salonu, sosyal alanlar, asma katlar, kottan kazanılan katlar, otopark, tesisat katları vesaire alanları da içine alan metrekareyi gösteren genel anlamdaki komple binanın inşaat alanına brüt inşaat alanı denir. Bu alanlar net inşaat alanlarına ek olarak ihdas edilmektedir. Her ne kadar yeni çıkan ya da çıkartılacak yasalarla bu alanların bazıları net inşaat alanına dahil edilecek olsa da çoğu KAKS alanına ek olarak eklenmeye devam edecektir. Yani burada dikkat edilmesi gereken KAKS alanı ile brüt inşaat alanının birbirinden farklı olduğunun bilinmesidir.
Emsalin gösterim şekilleri yaygın olarak iki tiptir. Bunlardan birisi dairesel gösterim şekli, bir diğeri de kutinizam dediğimiz gösterim şeklidir.